Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte etli nohut tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için kemikli etleri öncesinde haşlayıp didikleyip suyunu ve etleri dondurucuya atıyorum. Ben öncesinde bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonra kolayca çıkarıp yemeklerimde kullanıyorum. Ben koyun eti kullandım. İsterseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Güveç tenceresini ocağa alalım. Tencereyi biraz sıvıya alalım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave edelim. İnce ince doğranmış bir tane kuru soğan ilave edelim. Soğanları biraz kavuralım. Soğanlar biraz kavruldu. Hafif yumuşadı, renkleri döndü. 2 yemek kaşığı karışık salça kullanıyorum. Kendi yaptığım salçayı kullandım. Tarifini kanalımda daha önce paylaşmıştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Eğer yoksa elinizde sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Geceden ıslatılmış nohut. Ölçtüm sizler için. 5 su bardağı nohut kullandım. Öncesinde nohutları bir taşım kaynatıp suyunu süzüp üzerindeki köpüğünü alabilirsiniz. Yaklaşık 150-200 gram kadar haşlanıp didiklenmiş etlerden ve 2 su bardağı kadar da et suyu kullanıyorum. Daha önce hazırlayıp dondurucuya atmıştım. Bu şekilde yemeklerimde çıkarıp kullanıyorum. Suyunu ilave edelim. Üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Bu yemekte isterseniz kuşbaşı et de kullanabilirsiniz. Eğer kuşbaşı et kullanacaksanız yağını koyduktan sonra etleri koyun, suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. Daha sonra aynı işlemleri uygulayarak devam edin. Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, kimyon, tuzunu ilave edelim. Karıştıralım. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Sadece kaynayana kadar ocakta tutalım. Kaynamaya başladıktan sonra fırına alacağız. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına verelim. Güveç tenceresini fırın tepsisine aldım. Fırın tepsisini de en alt rafa yerleştirdim. Pişmeye bırakalım. 30 dakika sonra kontrol edelim. Suyu azalmış mı? Nohutlar pişmiş mi? Bir bakalım. Nohutlar henüz tam pişmemiş. Biraz daha pişirmeye devam edeceğim ama su eklemek istiyorum. Suyu piştikçe azalıyor çünkü ve mutlaka sıcak su ilave edin. Kenarda sıcak su bulundurun. Üzerine biraz daha sıcak su ilave ettim. Tekrar kapağını kapatıp fırına verelim. Pişmeye bırakalım. Yaklaşık bir yarım saat daha pişirdim. Toplamda 1 saat pişti. 1 saatin sonunda artık fırını kapatıyorum. 30 dakika kadar fırının içinde bu şekilde bırakıyorum. Kendi sıcaklığıyla pişmeye devam ediyor.
30 dakika fırında dinlendirdikten sonra hala yemeğimiz çok sıcak. Güveç tenceresi yemeğimizi çok sıcak tutuyor, hemen soğumuyor. Yemeğimizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Nohutlarımız lokum gibi oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.